Arkadaşlar selamlar. Alex de Soğuzan'ın Türkiye'den gitmeden önce kaldığı otelde, odada kalacağım. Bakalım nasıl bir odada, otelde kalmış. Hep birlikte inceleyeceğiz. Şu anda da bu arada 14 Şubat'tayız. Hava gerçekten müthiş. Hadi gelin hep birlikte otele doğru gidelim. Wow, abi burası oda değil, ev. Alex de Souza ağzının tadını biliyormuş ya. Aha, çok rahat. Otel gerçekten çok lüks arkadaşlar. Şimdi odama doğru gidiyorum. 6. kata çıktık. İki tarafa ayrılıyormuş alan. Bir otelde iki farklı otel içi geçiş var. Merkür ve Pullman olmak üzere. Burası Pullman. Suite odalar ayrı bir bölümde bulunuyor. Hemen şuradan yürümek istediğimde ise Merkür Otel'e geçiş yapmış oluyorum. Buradan yürümek istediğimde ise Pullman Otel'e geçiş yapmış oluyorum. Alex'in kaldığı odaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir giriş yapalım bakalım nasıl bir oda beni bekliyor. Bu otelin en pahalı odası. Kapı çok fazla açılıyor. Sonunda geldim. Yoruldum. Hemen üstümü çıkartıp odayı sizinle gezmek istiyorum. İlk izlenimlerimi size vermek istiyorum. Wow. Abi burası oda değil, ev. Öyle söyleyeyim yani. Çok şık. Çok güzel. Alex de Souza ağzının tadını biliyormuş ya gerçekten. Hani Pullman otelde kalmayıp da adam nerede kalacak? Şöyle sağ ve sol tarafta iki tane farklı bölme var. Sağ taraftan ilerlediğim zaman şöyle bir banyo bizi karşılıyor. Daha sonrasında oturma odası bizi karşılıyor arkadaşlar. Aydınlatma var. Bir adet masa. Salonun ufak köşesini de mutfak tarzı yapmışlar. Bakalım dolap dolu mu? Evet, dolap boş. Daha sonrasında burada bir kahve makinesi var. Burada da klima ayarlarını yapıyorsunuz. Oturma odasının hemen ardından şuradan yatak odası bizi karşılıyor. Şöyle kocaman çift kişilik bir yatak var. Yatak yanında da hemen görmüş olduğunuz gibi jacuzzi'si de bulunuyor arkadaşlar. Bir adet de burada çalışma alanı bulunuyor. Kocaman boydan boya dolaplar mevcut. Ütü masası. Ufak bir banyosu vardı. O banyonun dışında aslında banyoyu ufak bulmuştum ama daha sonra burayı görmedim tabii ki. İki tane yan yana lavabo bulunuyor. Şöyle güzel bir ayna. Bir lavaboda telefon görüyorum. Yani sizce neden? Yani ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Neden size bu lavaboda telefon var? Aa, en güzel yere geliyorum. Hemen burada duş alıyorsun. Şurada keyif yapıyorsun. Odayı görüyorsun. İstersen tabii şuradan kapatabilirsin. Görmesini istemiyorsan kimsenin böyle kapatıyorsun. Ama açık bırakalım şimdi. İçerideyken dışarıyı görelim. İlk izlenimimi söyleyecek olursam çok şık. Çok şık. Şimdi en sevdiğim kısım geldi. En sevdiğim kısım ne? Şöyle şehir manzarasına karşı yatak testi yapacağım arkadaşlar. Alex de Souza Türkiye'yi terk etmeden önce bu odada kaldı arkadaşlar. Ve bu odanın fiyatı sizce ne? Gecelik fiyatını şöyle bir düşünün bakalım. Odanın fiyatını bu arada video sonunda söyleyeceğim. Tamam, ben çok uzattım. Yatak testi. Aha, çok rahat. Ah. Vallahi çok rahat. Ya da ben çok yoruldum diye mi acaba? Of, işte bu. Otelin açık büfe kısmına geldim. 14 Şubat'ta tek başıma burada yemek de varmış arkadaşlar. Şey diyeceksiniz ki sen manyak mısın? Tek başına ne yapıyorsun otelde 14 Şubat'ta? Yemek yiyorsun. Arkadaşlar manyak değilim. Sadece keşfetmeyi, video çekmeyi ve vlog çekmeyi çok seviyorum. Bu arada çok lezzetli. Kaç çeşit yemek yiyorum biliyor musunuz? 4 çeşit yemek yiyorum ya şu anda. Gerçekten öküz gibiyim. Burası loş bir ortam diye ışık yaktım. Millet diyecek manyak mı bu kız? Işık yakmış, videoyu çekiyor kendisine börek yerken.
Yemekler lezzetli. Pullman Otel restoran fiyatlarını da ekrana veriyorum. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Hadi kısa bir otel turu yapalım. Spa ve fitness center kısmına giriyoruz. Kocaman bir havuz var. Gerçekten müthiş gözüküyor. Şöyle spor salonuna doğru geçiş yaparken kocaman bir spor salonu bizi karşılıyor. Burada herkese yetecek kadar alet var. Pijamalarımı giydim. Gerçekten çok yorulmuşum. Böyle iki kişilik yatağın ortasında ben yatacağım. Şöyle. Bakayım keyfime ya. Şöyle. Ah, Alex de Souza bu arada 245 maç yapmış. 36 gol atmış. Ben Fenerbahçeliyim bu arada. Fenerbahçeli olarak bildiğim tek futbolcu Alex. Futbol bilgim yok açıkçası. Onu öyle söyleyebilirim. Benim için şöyle bir espri vardı hatta. Mesela hangi takımısın diye sorarlar. Fenerbahçeliyim derim. Bildiğin futbolcuları say derler. Alex derim. Yok bilmiyorum. Bilgim yok yani. Popüler meşhur bir futbolcuydu. Tabii tabii vefat etmiş gibi konuşuyorum. Çok yoruldum ya. Yemin ediyorum. İşten çıktım geldim buraya. 14 Şubat benim böyle geçiyor. Sizin nasıl geçti 14 Şubat'ınız? Yalnız kalpler de mutlu olmaya değer. Bence daha mutlu bu arada. Ya şey çok güzel ya. Hani bir şurada yol var tamam mı? Aşağısı hemen yol. Manzarayı da şöyle bir görelim. Araba sesleri hiç yok yani. O çok güzel. Şöyle hatta perdemizi açalım. Bu arada şey beklerdim ha. Hani yalan yok. Bir şeye basalım kendi açılsın falan şeyin perdelerin. Ama bu da güzel. Ay bu camlar nasıl siliniyor ayol. Full cam her yer. Bu otel arkadaşlar bu arada full camdan yapıldı. Öyle söyleyeyim size. Full cam otelmiş yani. Ve Türkiye'de derinliği en yüksek olan otelmiş. Onun dışında burada çok büyük bir fuar alanı var. Orada fuarlar gerçekleşiyor. Hatta sanatçılar konser de yapıyormuş. Geçtiğimiz günlerde Ebru Yaşar da burada konser vermiş. Alın bu bilgiyi. Ne yapıyorsunuz? Yapın efendim. Nazara geldim. Işığım hiç şarjı bitmez. Hatta şarjı olduğunu bile bilmiyordum. Bitene kadar nazara geldim. Birkaç story attım ve sonrasında hiç şaşırmadığım bir şey oldu. Işık kapandı. Yarın sabah erken kalkacağım. 7.30'da kalkacağım. İşe gideceğim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. 14 Şubat 2024 tarihindeyiz. Odanın gecelik şu andaki güncel fiyatı 6000 TL. 5 yıldızlı bir otel. Otelde en sevdiğim şey komple camdan yapılmış olması. Dışarıdan çok az ses denilecek kadar hatta hiç ses gelmiyor olması. Şuradan akan bir yoğun trafik var. Orayı görebiliyoruz. Şehir ayaklarımın altında. Sizce bu odaya gecelik 6000 TL verilir mi? Otelde ekstra olarak bar kısmı var, restoran kısmı, spa, spor salonu, kütüphane, kahve alanları, bolca oturma yerleri var. Odada en çok şuna şaşırdım ben. Her lavaboda farklı yani telefonlar var. Lavaboda telefonların olması ilgimi çekti. Mesela burada da telefon var. Herhalde acil ve zor anlarda hemen resepsiyona ulaşabilmek adına. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Sizce neden olabilir? Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.